Peki bizim bugün yaşadığımız sorunların en büyük başlangıcındaki hata nedir? Herkesi aynı fıtratta zannetmek ve aynı kabın içine koymaya çalışmak. Herkesi bir format atmak, aynı format. Mümkün olmayan bir şey. Her çocuğunuzdan beklentiniz aynıysa iyi bir ebeveyn değilsiniz. Niye? Onların fıtratlarını keşfedemediniz çünkü. Onların hepsinin ayrı kabiliyeti var. Kimisi ticarete yönelmek ister. Kimisi ilme yönelmek ister. Kimisi sanata yönelmek ister. Acaba benim çocuğumun fıtratı hangisine uygun? Ben MÜSİAD başkanı olduğum dönemde iş adamı fıtratındaki çocukları arıyordum. Kreatif düşünceye açık olması lazım. Demek ki biz ayrı fıtratlardaki insanları aynı kalıba sokmaya çalışırsak psikolojik bunalımlar çıkıyor. Hazreti Ömer ile Hazreti Ebu Bekir aynı fıtratta mı? İkisinin değeri açısından baktığımız zaman ikisi de pırlanta değil mi? Hazreti Osman ile Hazreti Ali birbirinden çok farklı. İkisi de pırlanta değil mi? Sahabenin hepsini dinlediğimiz zaman hepsi ayrı ayrı fıtratta değiller mi? Biz niye tek kalıba sokmaya çalışıyoruz insanları? Beklentimiz hep aynı. Bir kere öncelikle bundan vazgeçmemiz lazım. Dijitalleşmeye gelirken bile bunu iyi algılamamız lazım. Çünkü dijitalleşme bir platform. Bugün dijital var, dün yoktu, yarın başka bir şey olacak. Ama bizim değişmeyen metodolojimiz olması lazım, algımız olması lazım, insanları yönlendirmemiz lazım.